Haftanın golüne hoş geldiniz sevgili izleyenler. Süper Lig'de uzun bir aranın ardından 27. hafta tüm heyecanıyla tekrar başladı ve hafta noktalanırken yine birbirinden güzel, keyifli goller vardı. Her zaman olduğu gibi sizin için belirlemiş olduğumuz 4 gol adayımız var. Clear Haftanın golünü seçmeniz adına Ekrem Ekşioğlu ile birlikte bu 4 adayı değerlendireceğiz. Hemen ilk adayımıza bakacağız. Fenerbahçe HES Kablo Kayserispor karşılaşmasından gelecek. Emre Belezoğlu, Gustavo, muhteşem bir gol atıyor. 88. dakika. Sahanın en iyisi Gustavo. 88'de 2-1 yapıyor skoru. Fenerbahçe 2, Kayserispor 1. Gustavo. Tecrübeli Brezilya'nın 88. dakikada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren kritik golü. Muhteşem de bir gol aslında. Çok da güzel bir vuruş. Hem falsosu hem topu düşürmesi. Gustavo'dan alışkın olduğumuz bir durum aslına bakarsan. Geldiğinden beri hem de kariyeri boyunca böyle golleri çok çattı. Fakat buradaki topu alışı, aynı zamanda maçtaki kritik gollerden biri olması farklı bir anlam katıyor bence. İkinci adayımız da yine aynı karşılaşmadan gelecek. Fenerbahçe HES Kablo Kayserispor mücadelesinden geliyor. ...59. dakika. Mensah. Top direğe çarptı ve ağlara gidiyor. Kayserispor Kadıköy'de 1-0 önde. Serbest vuruştan. Kaleye gönderilen top, kaleci Altay'ın müdahalesi ve topun ağlara girişi. Bernat Mensah'ın muhteşem vuruşu. Muhteşem vurmuş. Aslında Altay'ın da yapabileceği çok bir şey yok. Yani uzun süredir böyle güzel bir frikik golü de görmedik. Aslında bakarsan bu tür golleri güzelleştiren şeylerden bir tanesi o direğe çarpması. O direğin sesini hepimiz duyduk. Evet. Genelde oyuncuların duyduğu sestir o ama. Muhteşem vurdu ve hani 90'a o ağların, o örümcek ağların aldığı noktaya vurdu. Gerçekten çok şık bir gol. Üçüncü adayımıza da bakalım. BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kasımpaşa mücadelesinden geliyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Aytaç geriye. Hader Jonay yaptı ortayı. Kafa sekti. Şimdi Sergio da harika gol. Enfes bir gol. Tiam mükemmel bir gol. Kasımpaşa 2-1'i buldu. Enfes bir gol atıyor. Takımını 2-1 öne geçiriyor Malatya karşısında. Tiam'ın kaydetmiş olduğu muhteşem gol. Tiam bu maçta fazlasıyla gösterdi kendini. Ve maç sonunda Hikmet Hoca'nın da bu golle ilgili yorumları oldukça olayı da farklı yorumlamamıza da sebep oldu aslında. Çok da iyi vurdu. Topu kontrol edişi ve ayağını çok iyi oturdu her şeyden önemlisi. O topun o inmesi, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Bu hafta gerçekten şu ana kadarki görüntülerde 3 kaleci de çok zorlu vuruşlar yaptırdılar aynen öyle vurdular. Son adayımıza bakıyoruz. Gaziantep Futbol Kulübü Ankara Gücü mücadelesinden gelecek. Atilla bu kez korneri kullanacak. Atilla. Sert bir şut, mükemmel gol. Harika bir gol. Ankara Gücü beraberliği yakaladı. Oscar Scarione'den müthiş gol. Süper vurdu, sol ayağıyla gol attı. Scarioli'nin muhteşem golü. Evet, Scarioli'nin bu sezon böyle kritik gollerine ve güzel gollerine şahit olduk. Bu maçta da kalecinin göremeyeceği bir anda ve göremeyeceği bir karambolde aslında çok şık bir vuruş yaptı 90'a. Takımına da beraberliği takımına getiren. Takımına da beraberliği getiren gol, hayat veren gollerden bir tanesi. O yüzden hani bu hafta izleyenlerimiz biraz zorlanacak gibi çok birbirinden güzel goller çok oldu gerçekten. Goller vardı gerçekten. Kolay gelsin onlara da şimdiden. Sevgili izleyenler, sizin adınıza belirlemiş olduğumuz 4 adayımızı taşıdık ekranlarınızda. Siz de Clear Haftanın golünü seçmeniz adına tr.beansports.com ve Beansports uygulamamızdan oylarınızı paylaşabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.